Yarın az önce TEYAŞ yetkilileriyle görüştük. Yarın demir aksam sökülecek. Ondan sonra da beton aksam kaldırılacak ve burası tekrar trafiğe ulaşım açılacak. Evet arkadaşlar, sorularınız var mı? Başkanım, önceki yeri zaten şurasıymış onun. Evet. Orasıymış. Tamam, oraya gömü yapılınca o gömüler olan mezarlarına kaldırılması, nakli şu anda olmaz tabii zaten. Çok zor. O nedenle işte bu anlaştık. Sorun çözümlenmiş oldu böylece de. Şunu da kalkması gerekiyor. Evet. Vatandaşlar tepkilerinde %100 haklılar. Bu yerlere teşekkür ederiz. Yarın ve sonra bir daha böyle bir şey karşılaşılmaz artık. Yani. Başkanım, peki bu kaldırıldıktan sonra mezarlık için de başka bir yere böyle bir direk dikilecek mi? Bu herhalde bu dikilecek olsa bile böyle bir şey olmaz yani. Evet, bu yol altına veya buraya olmaz. Daha uygun bir yer bakarız ama ne kadar uygun yer var bilemem. Tabii bir de bunların insanın yüksek gerilim geçecek buradan. Evet. Şimdi bir de bu yönü. Onu konuşacağız onu. Teknik olarak arkadaşlar takip edelim onu. Başkanım, bunu gördüğünüzde nasıl değerlendirdiniz bir vatandaş gözüyle? Dediğim ama vatandaş tamamen haklı. Şimdi siz düşünün, benim burada mezarım var. Benim de burada eniştem, yeğenim burada. Mezarı çok iyi bilen birisiyim. Rahmetli Yılmaz abinin mezarına her zaman gelirim. Birçok çok dostlarım var burada. Biz de Çorlu'ya 1960'tan beri tanıdığımız için. Yani ben buraya geldim, ben de gelsem buraya bayram sabahı arabanla geliyorsun buradan. Bir görüyorsun, ne derler, acıbe değil bunu artık yani. Onu görüyorsunuz burada, ondan sonra da her türlü tepki koymakta haklılar. Sanırım bir daha vatandaşlar bu tür şeye karşılaşmazlar yani. Var, tabii geçecek mi? Hadi. Var, hadi çekme.